Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal trigonometri fasikülünde toplam Fark formüllerinin sıra sende testindeyiz. Gelin hemen başlayalım. Tahnemi çevirdim. Birinci soru karşımda. Şimdi arkadaşlar üst taraf bariz bana gülümsüyor. Diyor ki burada bir sünüsün -sün toplam Fark formülü var. Ama saklamış birazcık saklamış. Biz o saklanmış yerden onu çekip bir alalım. Nasıl alacağız güzel insanlar? Tabii ki buradaki sin 70 yerine kosinüs 20 yazarak. Peki niye öyle oldu hocam? Çünkü birbirine 90 dereceyi tamamlayan açılar da sinüs kosinüs her zaman eşitti. E peki burada ne oldu? Sin A ile başladı. Sonra kos B yazdı. Sonra sin farkındaysan neye dönüştü? B'ye dönüştü. Kos kimle devam etti? A ile devam etti. Bak sin A, kos B, sin B, kos A arada eksi varsa burası sinüsün fark formülü yani a eksi b formülü a ne 80 b ne 20 farkını aldın kaç çıktı 60 derece geldi bölü çizgini attın güzel insan şimdi sin kos sin kos şuraya geldin x yazdın buraya geldin y yazdın dikkat bu sefer burası ne oldu x burası ne oldu y sin x kos y sin y Cos x. Arada artı var. O zaman burası sinüsün toplam formülü. 18 artı 12'den 30 geldi. Güzel insan sinüs 60. Kök 3 bölü 2. Sinüs 30 ise 1 bölü 2. Bunları ne yapıyoruz? Hemen işleme koyuyoruz. Birinci kesir aynen yazılıyor. İkinci ters çevrilip çarpılıyor. 2 bölü 1 yazdık. Burada ikiler birbirini götürdü. Cevap kök 3 geldi. Güzel insan. Birinci sorunun cevabı kök 3. Geçtik ikinci sorumuza. Kosinüs 285 derecenin değeri kaçtır? Şimdi canlarım burada hemen bir tane koordinat sistemi çizmek istiyorum. 285 dediğin yer kaçıncı bölgede? Bir kez 4'te. 270 ile kaç arasında? 360 arasında. Dikkat! Bu tür açılarda en güzel işlem 285'i 360'a tamamlamayla yapılır. O zaman 360'a tamamlayan değer nedir? Kosinüs 75'dir. Peki dördüncü bölgede olduğu için kosinüs bu bölgede pozitiftir. O yüzden cevap artı kos 75 çıktı. Bak şimdi bundan sonra yapacağım işlem şu. Kosinüs 75'i bulmak için 45 artı 30 değerini kullanacağım Güzel insanlar. Devamında ne yazacağız? Cos 45 yazdım. Sonra dikkat, ne yazacağız? Cos 30. Çünkü formül cos cos şeklinde ilerliyor. Arada artı varsa eksiye döndü. Sin 45 çarpı sin 30 şeklinde devam etti. Güzel insanlar. Cos 45 tabii ki kök 2 bölü 2. Cos 30 neye eşit? Kök 3 bölü 2'ye sin 45 kök 2 bölü 2 sin 30 1 bölü 2 cevap kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6 bölü 4 eksi kök 2 ile 1'in çarpımı kök 2 bölü 4 sonuç olarak ne geldi? Kök 6 eksi kök 2 bölü 4 çıktı güzel insanlar ikinci soruyu da böyle birlikte bitirdik ne yapalım geçelim 3'e Üçüncü soruda arkadaşlar geometrik şekillerde toplam fark formülleri sorularına bakacağız. Ama hocam toplam farkı ben nasıl hissedeceğim? Ya da bu sorunun yarım açıdan farkı nasıl oluyor? Bunları böyle ince ince biraz işleyelim tekrardan. Şimdi canlarım burada baktıysanız iki tane üçgenimiz var. Ve bunlar birer dik üçgen. Tamam. Diklikleri göstermiş. Her zamanki gibi lütfen soruyu okuyorsunuz. AB 10 santim. AE 13 santim. Şurada BC 8 santim ve DC de 1 santim. Bunların hepsi soru üstünde gösterilmiş. Bizden şu açının hangi açının bak şöyle açık mavi gösteriyorum. Şu açının kotanjant değeri istenmiş. Peki canlarım bak şimdi şurada bir 10 değerim var. Burası 8 ise şuranın tamamı AC dediğin uzunluk 6 birimdir. Peki tamamı 6 ise buraya 5 kalır. Çünkü birini buraya kullanmış. Burası 13 ise burası da 5 ise buradaki DE uzunluğu da 12. Şimdi gelin şuradaki açıya X diyelim. Buradaki açıya Y diyelim. Bizden kotanjant X artı Y'yi istemiş. Biz genellikle kotanjantın formülünü ezbere bilmeyiz. Ben mesela bilmiyorum. Tamam mı? Bak dürüstçe size söylüyorum. Genellikle tanjantı kullanırız. Hemen şöyle yazalım. Tanjant X artı Y'nin formülünü kullanalım. O da neye eşitti? tanjant x artı tanjant y böyle yazdım. Bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y şeklinde yazılır. E peki canlarım tanjant x'i gelin hemen bulalım. Karşısı kaç? 8. Komşusu kaç? Tamamına bakacaksın. Lütfen dikkat. 6. O zaman burası 8 bölü 6 ile başladı. Artı tanjant y karşısı 12. Komşusu bu sefer 5 şuraya kadar olan kısmı önemli. 12 bölü 5'ini yazdım. Geldim. Şöyle 1 eksi 8 bölü 6 çarpı 12 bölü 5 şeklinde yazdık. Peki güzel insanlar. Burada mecburen payda eşitleyeceğiz. Ben bunu 5 ile çarpacağım. Bunu 6 ile çarpacağım. 5 çarpı 8 40 geldi. Tamam. 6 çarpı 12 72 geldi. Bunların paydası 30 oldu. Geldim buraya. 1 eksi 96 bölü 30 çıktım. Canlarım hemen şöyle yazacağız. 40, 72 daha ne yapar? 112 bölü 30'umu yazdım. Bölü çizgimi attım. Burası da eksi 66 bölü 30 geldi. Dikkat! Birinci kesiri aynen yazdım. İkinciyi ne yapıyorum? Ters çeviriyorum ve çarpıyorum. Ama hocam ne yapmayacağız? Eksiği unutmayacağız. Unutmadık. Geldik başa ekledik. Şu 30, şu 30'u götürdüm. Bir kez sadeleşsin tamam mı? 112 ile 66 sadeleşirse şurası 2'ye bölündüğünde 56 gelir. Eksi 56 bölü 33 çıktı. Bak unutma bu tanjant x artı y. Peki biz neyi biliyoruz? Kotanjant her zaman bunun ters çevrilmiş halidir. Yani Artık soru işareti kalkıyor. Cevap eksi 33 bölü 56 çıkar. Güzel insanlar. Mevzu bu. Geldim dördüncü soruma. Şimdi bir tane tanjant değeri belli. Bir de kotanjant değeri belli. Fark etmiyor. İsterse sinüs olsun. Bunların hiçbir önemi yok. Yani şurada tanjant yazmış, kotanjant yazmış. Önemi yok. Tan olur, kot olur, kot olur, sin olur. Fark etmez. Bizden diğer üçüncü açının derece türünden Bak derece türünden hemen değeri istenirse mecburen toplam farka gireceğiz. Peki niye? Şunu biliyorum ben. A artı B artı C dediğin değer 180 derece. O zaman A ile B'nin toplamını bulduğun an otomatikman C'yi de bulursun. Peki güzel insan şöyle bir şey yazmak istiyorum. Kotanjant B 3 ise tanjant B dediğin değer neye eşittir? Tabii ki çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 3'tür. Bunu yazdıktan sonra hemen geliyorum buraya tanjantın a artı b formülünü kullanıyorum. Neye eşit? Tabii ki tan a ile başladı. Sonra tan b ile devam etti. Geldik bir eksi tanjant a çarpı tanjant b yazdım. Şurada açıların şapkalarını yazmadık bir önemi yok. Şimdi tanjant a neye eşit güzel insan? 1 bölü 2 bunu geldim yazdım. Tanjant B neye eşit? 1 bölü 3. Onu da geldik yazdık. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Güzel insanlar. Yukarısı direkt payda eşitlenirse eşitlediğimizde ne çıkacak? 5 bölü 6 gelecek. Alt kısımda 1 eksi 1 bölü 6. İşte buranın sonucu da yine 5 bölü 6 gelir. Aynı şeyler birbirine bölünürse sonuç ne çıkar? 1 çıktı. Ve o zaman tanjantın hangi değeri birdir güzel insanlar size bunu sormuş soru hemen sen diyorsun ki hocam buranın sonucu 45 derece o zaman a ile b'nin toplamı 45 derece ise c kaç çıkar buradan güzel insan tabii ki 135 derece çıkar cevabımız da çıktı böylelikle 135 tamam mı canlarım mevzumuz bu şimdi burada bir özet geçmek istiyorum Hangi açı değeri verilirse verilsin her açının toplamını bulabilirsin ve üçüncü açıyı oradan çekip alabilirsin. Bunu unutma. Geldim 5. soruma. 5. sorumda ABC'de bir dikdörtgen. ABF doğrusal. Bunların kesişimi DF ile BC'nin kesişimi E noktasıymış. Burada uzunluklara başlayalım arkadaşlar. EB uzunluğuna K dedim. Geldim şuraya K yazdım. Tamam mı? CE uzunluğu 3K'ymış. Buraya geldik. 3K yazdık. Peki buranın tamamı 4K oldu. O zaman bunun karşısında 4K çıktı mı çıktı. Şimdi geldim buraya. Burası da 4K oldu mu oldu. Niye? Çünkü bunlar birbirine eşit verilmiş. Burada da yazmış. Ve şu açı alfa bizden istenen şey ne? Kotanjant alfa değeri. Peki canlarım. Ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bu soruyu çözebilmem için Ufak bir benzerlik kullanmam lazım. O da hangisi? Şöyle size bir öz, e, göstereyim onu. Kum saati. Diğer bir ismi kelebek benzerliği. Şimdi bunlar birbirine diyelim ki paralel güzel insanlar. Tamam mı? Şurası A, şurası B. A'nın B'ye oranı. Üstün altı oranı. X yazdın, Y yazdın. Yine aynı üstün altı oranı. sıvamı mı? Sığıyor. Şurası M, şurası ne? O zaman M'nin N'ye oranına eşit. Bunlar böyle bir eşitlik sağlıyor. Şimdi burada nerede var hocam? Şöyle bak gördün mü bak kum saatini, kelebeği, diğer bir ismi papyon hangisini dediyseniz bilmiyorum. Bu var burada. Bak. Şimdi şura 4k. Bak dikkat et. 3'e 1 oranı var. O zaman üst taraf bunun 3 katı olacak. 12k oldu. Şu 3'e 1'i şimdi silelim. Artık soruyu çözelim arkadaşlar. Şuraya geldim. Beta dedim. Tamam mı? Bizden tanjantı yaparsak daha rahat bir şekilde işlem yapacağımızı bir önceki sorularda söyledim. Kotanjantı sorsa da tanjanttan gideceğim. Tanjantın hangi formülünü kullanacağım? Alfa artı beta formülünü kullanacağım. Peki tanjant alfa artı beta neye eşit? Bak burada bulabilirim. Karşısı 4 komşusu 12. 4 bölü 12 ne yapar? 1 bölü 3. Gel şimdi burayı aç. Tan alfa ben zaten bilmiyorum onu bulmaya çalışıyorum. Tan beta karşısı kaç? 3 Burası kaç? 12. Bura ne geldi? 1 bölü 4. Geldim buraya. 1 eksi tan alfa ile 1 bölü 4'ün çarpımı eşittir. 1 bölü 3. Çarptım. 3 tane tan alfa geldi. Şimdi çarptım. Artı 3 bölü 4 geldi. 1 ile çarptım. 1 eksi Tan alfa bölü 4 çıktı. Bunu karşıya attım. 3 tane tanjant alfa artı tanjant alfa bölü 4 çıktı. Buradan da 1 eksi 3 bölü 4 geldi. Güzel insan artık soruyu bitireceğim. Tamam. 4 kere 3 12. 1 ile topladım 13. O zaman 13 tane tanjant alfa bölü 4. Ne çıktı? 4 kere 1 4. 3 çıkart 1 bölü 4. 4'ler birbirini götürdü tanjant alfa buradan ne çıktı? 1 bölü 13. Tanjant alfa 1 bölü 13 ise kotanjant alfa ne gelir? Tabii ki 13 çıkar güzel insanlar. Ve soru böylelikle biter. Burada ne yaptık? Hem benzerlik kullandık hem de burada tanjanttan gittik. Şöyle bir yıldız atalım o yüzden buna. 4 yıldızı aldı. Geçtik 6. ve bizim son sorumuza. Şimdi canlı ABC'de kare. Tamam. AC ile DN'in e kesişimi bak AC ile DN'in e kesişimi F'ymiş. Tamam. Şurada EB uzunluğuna K dedim. Geldim şuraya K yazdım. Peki. AE ne oldu? 2K. Bunu da geldim yazdım. Şura ne oldu? 3K. Bu da tamam. Bizden istenen şey ne? Buradaki alfa açısının tanjantı. Hemen şöyle bir şey yapabilir miyim? Buraya X desem. Şuraya da Y desem. Bir üçgende İki tane iç açının toplamı, bak şu üçgende hatta göstereyim. İki tane iç açının toplamı, komşu olmayanın dış açısı. Yani alfa dediğin şey aslında x ile y'nin neyi? Toplamı. Geldim. Tanjant alfa yazdım güzel insan. Onun yerine ne yazacakmışım? Tanjant x artı y yazacağım. Gel formülü yeni öğreniyoruz. Uzun uzun hep yazacağım size. Tan x artı. Tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y yazdık güzel insanlar. Peki gelin artık tan x'i yazalım burada ve soruyu bitirelim. Tanjant x şurada bak fark ettiniz mi? Zaten kaç derece? Karenin köşegeni olduğu için 45 derece. Tanjant 45'te ne yapar? 1 yapar. Bak x dediğin 45 çünkü köşegen. Tan 45'te 1. Geldim buraya tan y'ye bakalım hemen güzel insanlar. Tan y'de ne gelecek? Hemen 3 bölü 2 bak. Karşısı 3, komşusu 2. 3 bölü 2. Gel yerine yaz. O zaman 1 artı 3 bölü 2 bölü 1 eksi 1 çarpı 3 bölü 2. Üst taraf 5 bölü 2 çıkar. Alt taraf 1 eksi 3 bölü 2 gelir. Üst taraf 5 bölü 2. Alt taraf eksi 1 bölü 2. Çünkü 2 ile 1'i çarpıyorsun. 3 çıkartıyorsun. Birinci kesiri aynen aldım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Sonuçta eksi 5 çıktı. Güzel insanlar. Ve son soruyu da böylelikle bitirdik. Bu test biraz daha sağlamdı. Bir önceki sıra sendelere göre. Güzel insanlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.